Yeni Dünya Düzeni. Bundan belki 10 yıl önce bu tabiri kullandığımızda insanların büyük bir bölümü komple teorisi diyordu. Ancak bugün bu tabiri dünya liderleri ve küresel elitler her fırsatta dillendiriyor ve yeni dünya düzeninin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Yeni dünya düzeninin dini şüphesiz ki dünya üzerinde kabul edilen tüm dinleri ortadan kaldırıp tek bir ortak dini ortaya çıkarmaktı. Ve şimdi yeni bir din ürettiler. Kır-İslam. Yeni dünya düzeni, tek bir elden tüm dünya insanlarının yönetilmesi için kurgulanan bir proje. Dünya liderleri ise maalesef bu büyük plana kişisel çıkarlar için boyun eğdiler. Barkodlanan, çiplenen, uzaktan müdahale ile kontrol edilebilen, hatta bir adım ilerisi yarı insan yarı robot bir insan tipi üretmeyi planlayan küresel elitlerin projesi Kır-İslam. Hristiyanların ve Müslümanların ortak inancı. Peki neden Kır-İslam hiç düşündünüz mü? Çünkü hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için de çok yoğun bir Mesih beklentisi var. Dünyanın sonunun yaklaştığında yaşadığımız dünyamızda kan, gözyaşı, haksızlık ve zulüm ayyuka çıktığında Mesih'in geleceğine inanıyor çünkü bütün bu toplumlar. İşte tam bu noktadaysa küresel elitlerin planı devreye giriyor. Mesih bekleyen toplumlara bekledikleri Mesih'i sunmak ve onları Mesih çatısı altında tek bir din etrafında yeniden toplamak. Olur mu demeyin? Olur. Zira günümüzde kendisini peygamber ilan edenlerin dahi arkasında onlarca gruplar toplanabiliyorken tüm dünyanın gözleri önünde hologram teknolojisiyle bir Mesih indirseler, ona iman edecek ciddi bir çoğunluk olacaktır. Papa Francis tarafından oluşturulan Katolik Müslüman Dinler Arası Konseyi, 2022'de imzalanan anlaşmaya göre, cami ve kiliseyi birleştiren yeni Kır-İslam'ı resmen duyurmuştu. İlk merkezi ise Birleşik Arap Emirlikleri. Yani diğer bir tabirle ilk tek dünya dini olan Kır-İslam'ın ibadet merkezi. Cami ve kilise birleşimi olan yerleşke Birleşik Arap Emirlikleri'nde Vatikan eliyle kuruldu. Şimdilik Müslüman olan devletlerin hiçbirinden ne tepki, ne kınama, ne de başka bir eylem ya da söylem gelmedi. Devletlerden gelmediği gibi halkların da pek umurunda değil gibi gözüküyor. Çünkü kamuoyuna bu konuda hiçbir bilgi verilmediği gibi haber ise örtbas edilerek gündemden hızla düşürüldü. Haşlanan kurbağa deneyinde olduğu gibi şimdilerde bu yeni bir din değil, aslında dinlerin birbiriyle kaynaşması diyerek geçiştiriyorlar konuyu. Mesele ise kazanın içinde kurbağa olan bizleri yanmadığımıza ikna etmek. İlk defa Nijerya'da ortaya çıkmıştı. 1970'li yıllardı. Yine Vatikan eliyle misyonerlerin ortaya attığı bir fikir ile Muhammed Peygamber'in camisi, İsa Peygamber'in kilisesi olmasın, birleşelim dediler ve Muhammed'in kilisesi diyerek ismini de Kır-İslam koydular. Diğer bir ismi ise Kur'an Kilisesi ya da İncil'in Camisi. Daha şimdiden kendisine Müslüman diyen ve körü körüne savunan birçok insan var maalesef. Neden dinler arasında düşmanlık olsun, ayrışma olsun? Ne güzel işte, tüm dinler birleşiyor, kardeşlik oluyor diyenler de var. Ama unuttukları bir şey var. İslam dini kimseye düşmanlık gütmez ve barış dinidir. Ve Allah katında tek din İslam'dır.
Ancak küreselcilerin tek dünya devleti yolundaki dayatmalarından bir tanesi tek dünya dini. Bu nedenle de birleştirilmiş din onlar için biçilmiş kaftan. Aslında her şey çok önceden planlandı. Sadece biz farkında değiliz. Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetleri C5 modeli senkretizm çalışmaları olarak uzun yıllardır bu faaliyeti yürütüyorlar. İlk adımları ise Hristiyanlar ve Müslümanlar inanç bakımından zaten birbirine benziyor. Cami ve kilise olmasın, ortak bir ibadet yeri olsun, herkes kendi ibadetini yapsın. Ancak günün sonunda arzuladıkları ve kurguladıkları Mesih Müslümanı ya da Mesih Hristiyanı ortak nokta ise sadece ve sadece yeni bir Mesih. Hatırlayın, daha geçtiğimiz haftalarda eşcinsel imam propagandası yaptılar. Hatta Türkiye'den bazı bankalar da dahil oldu, sponsor oldu ve bu eşcinsel imamın Türkiye'ye gelmesi kurgulandı. Bu organizasyonun afişinin üzerinde ise bir dünya resmi duruyordu. O dünya resminde ise "Time to reset" yazıyordu. Yani resetleme zamanı. Evet, yanlış duymadınız. Resetleme zamanı. Daha önce hazırladığımız büyük reset videomuzu izlemeyenler, burada ne demek istediğini anlamak için lütfen o videoyu mutlaka izlesinler. Yani kısaca bilinçaltlarına eşcinsel olup Müslüman da olabilirsiniz, Hristiyan olup Müslüman da olabilirsiniz, Müslüman olup Hristiyanlığı da yaşayabilirsiniz. Zihnini, düşüncesini sokabilmekti. Amaç kardeşlik falan değil. Amaç barış içinde dinlerini yaşayan insanlar değil. Çünkü bunu iddia edenler aynı zamanda silah sanayini yöneten insanlar. Savaşları finanse eden insanlar. Amaç dünya üzerindeki radikal dinleri bir bir ortadan kaldırmak ve yok etmek ve dönüştürmek. İnsanlığın iman edeceği tek din, kabul edeceği tek devlet, baş kaldıramayacağı tek ordu sisteminin aparatıydı bu yeni din. Anlamını ve işleyişini bilmediğimiz Starlink gibi uydular, zoraki olarak yapılan iğneler ve sahte pandemi dönemi ve yerleştirilen çipler. Dijitalleşen ve cyborg olmaya doğru giden transhumanist yeni insan modeli ise yeni dünya düzeninde olmazsa olmazlardan biri. Allah insanlığı özgür iradesiyle baş başa bırakmıştı. Ancak bu şeytan soyu ise tam tersini yapmak istiyor. İnsanlığın elindeki özgür iradeyi almak istiyor. Ya insan olma vasıflarımızdan vazgeçip bu sisteme boyun eğeceğiz ya da son nefesimize kadar mücadele edeceğiz.